Şimdi elimizde son dönemlere damgasını vurmuş iki birbirinden nadide ekipmanımız var. Sizleri şu anda ortalık çok karışık gözükse de olabilecek en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu bir adaptör. Mini 35. Şimdi hepimiz klasik fotoğraf makineleriyle aşinayız. Onların fotoğraf makinelerinin kendilerine has güzel lensleri vardır. Ve bu lensleri değişik lenslerle değiştirebilirsiniz. Fotoğrafçılar bu konuyu çok iyi bilirler. İşte bu lensten geniş açı lens istemiyorum. Şöyle hafif uzun bir lens takacağım deyip anında lens değiştirmek mümkün. Tabii kameralarımızda böyle bir imkan yok. Aynı zamanda bu lenslerin kendilerine has mükemmel optik özellikleri olduğu herkes biliyor. Alan derinlikleri oldukça az. Çok sinematik görüntü veriyorlar. Neden olmasın? Neden bir kamerada bu görüntülerle kayıt yapamasın? Neden bir kamera bu lensleri kullanamasın fikri bu adaptörün icadına sebep olmuş. Basit bir dönüştürücüyle bu adaptörün ucuna az önce bu fotoğraf makinesine taktığımız lensleri takabiliyoruz. Ve bu lensin oluşturduğu görüntüyü bu kutu içerisindeki aynalar yansıtıyorlar ve içeride oluşan görüntüyü buradan görebiliyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken buraya bir kamera takmak. Kameramızda şu anda mini 35 için konuşuyorum. Böyle bir kelepçe sistemi var. Ve bu şekilde sıkılaştırılarak oturtuluyor. Ve biz şu anda mini 35'i kurmuş durumdayız. 35 mm lensimiz, adaptörümüz ve arkasında kamera. Bütün organizasyon bundan ibaret. Fakat bir sorun var. Bu alet 9000 euro. İşte esas sorun da bu. Ve bütün sinema severlerin, amatör filmcilerin arzusu olan şeye, sinematik görüntüye ulaşmak bu kadar pahalı değil. İşte şimdi bu mini 35 piyasaya çıktıktan sonra bu fikrin aslında çok basit olduğunu gören diğer üreticiler farklı ürünler çıkarttılar. Bu Mini 35 bu türünün ilk örneği. Bir Alman firması, PS Teknik diye bir firma. Dolayısıyla ilk piyasaya çıktığı için ve çok profesyonel, yüksek kalite prodüksiyonlarda kullanılması için tasarladığı bir alet olduğu için kafasına göre yüksek fiyatlar koydu. Fakat bakın burada şimdi karşımızda ne var? Az önce gördüğümüz kompozisyonun ne kadar benzeri görüyorsunuz. Burada bir lensimiz var ve burada bir kutumuz var. İşte az önceki Mini 35'in adı şimdi artık Mikro 35'e dönüştü. Bakıyoruz bir lensimizi gördüğünüz gibi çıkartıp takabileceğimiz bir yuvası var. Ve aynı şekilde kamera da arkasına bağlanabiliyor. Ve yine 35 mm lensin oluşturduğu görüntüyü gönlümüzce kameramıza alabiliyoruz. Bu adaptörün bir sıkıntısı var. Lensin oluşturduğu görüntüyü kameraya tepe taklak, resmen bildiğiniz tepe taklak aktarıyor. Yani ben buradan vizörden baktığım zaman maalesef düz bir görüntü göremiyorum. Mikro 35'in işte insanı çıldırtan tek sorunu bu. Bunun dışında bütünüyle az önce gördüğünüz 10.000 euroluk ekipmandan hiçbir farkı yok. Performans olarak, görüntü kalitesi olarak aynı hizmeti sağlayabiliyor. Ama böyle bir tepe taklak durum söz konusu. Bu sorunu çözmek için Panasonic'in bu modeline has güzel bir yöntem var. Şimdi o yöntemden de bahsetmek istiyorum. Çünkü genelde bu kamera çok yaygın ve bu kamerayla bu adaptöre sahip olabilecek çok potansiyel arkadaşımız var. Onlar için açıklayalım. Bu bir mıknatıs. İşte o mıknatıs, Cihan'ın elindeki mıknatıs
LCD ekranının yanındaki kısma pıt diye yapışıyor. Neredeyim lan ben? Görüntü galiba düzeldi değil mi? Evet. İşte voilà, bu kadar basit. Yani küçük bir mıknatısla birdenbire 10 bin euroluk ekipmanla aynı hale geldi. Ve bu ekipmanın fiyatı 1000 dolar mıydı Cihan? Yani 1200, 1000. 1000, yani 1000 dolar. 1000 dolar yani. Şimdi. Buraya EF lens oturuyor. Ve benim Canon firmasının EF lenslerinden elimde mevcut. Ama bir yandan eski jenerasyon bir lensim daha var. Bunları bulması çok daha zor ama bunlar çok daha uygun fiyatlı ve daha iyi görüntü verebiliyorlar. Klasik FD lens. FD lensimi buraya takamıyorum. Tabi her türlü lensin kendi bir oturma biçimi var. Dolayısıyla bu adaptörler o tip değişik lens tipleri içinde bu tip ara dönüştürücülerle her türlü ihtiyaca cevap verebiliyor. Mesela ben bunu sanayide yaptırdım. CNC tezgahta. Ve bakın kral gibi de oturuyor. Ve artık az önce takamadığım lensimi paşalar gibi takabiliyorum. Şuradan sıkıntı istiyoruz. Sonra arayı da... Orası ışık girmesin diye karanlık oda yaratma muhabbeti. Dışı lastikle tutuyor. Şimdi burada bir nokta var. Şu alttaki kameranın tutunduğu nokta bir vida bağlantısı. O mesela şu kameradan tutup kaldırdığımızda geri kalan sistemi o vida taşıyor. Çünkü adaptör ile lens arasındaki şurada bir bağlantı yok. Bu sadece bir lastik bir şey. O ışık girmesin diye. O güçlü bir bağlantı değil kesinlikle. Dolayısıyla bu sistemde bir narinlik var. Çok ağır şartlarda, çetin şartlarda kullanıma dikkatli olunmadığı sürece müsait değil. Ama tabii ki de birçok amatör kısa filmci arkadaşın ihtiyacını fazlasıyla görecek kadar sağlam. Şimdi burada gri renkte, daha doğrusu böyle buzlu cam var. Beyaz renkte içeride görünüyor. Bu buzlu cam aslında lensi taktığımız zaman görüntünün odaklı... yemek geldi. Tamam. İçerideki buzlu camın üzerinde görüntü oluşuyor. Ve aslında kameranın çektiği görüntü buzlu camın üstündeki görüntü. Fakat buzlu cam kendine has bir granül yapısı var. Yani pütürlü, pürüzlü bir yapısı var. Dolayısıyla kamera aynı zamanda oradaki... Yemeği soğumasın. Tamam geliyorum abi. Aynı zamanda oradaki pütürleri de, oradaki granleri de çekiyor. Kumlu görüntüyü de çekiyor. Bu kumlu görüntünün ortadan kalkması için bir elektrik motoru sayesinde camı titreştiriyor. Şu düğmeye bastığımız zaman buradaki cam titreşmeye başlıyor. Dikkat ettiyseniz orada bir yuvarlak bir hareket yapmaya başlıyor. Bakın durdurdum şu anda o hareketi. Tekrar başlattım. Gördüğünüz gibi oradaki cam titriyor. Dolayısıyla bu sefer onun hızından dolayı ki onun dönüş hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Daha hızlı dönsün, daha yavaş dönsün diye. O kumlu görüntü yerini pürüzsüz, temiz bir görüntüye bırakıyor. Ve şu anda mesela bu bütünle XL dışında herhangi başka bir kameraya bağlanamaz. Böyle bir kit tercih ettim. O şekilde geldi. Aynı durumda Cihan da mikroyu Panasonic kamerasına uyumlu tercih ettiği için aradaki bağlantı parçaları ona uygun geldi. Dolayısıyla aslında her türlü kameraya bağlanabilen bir aparat da olsa sizin başta tercih etmeniz gerekiyor. Ne tip bir kameraya bağlayacağınızı. Aynı zamanda bunun içindeki titreştiren, camı titreştiren mekanizma harici bir bataryadan değil içine koyduğunuz 9 voltluk pil
ile içindeki camı titreştiriyor. Bunun daha nostaljik bir switch'i var. Açma kapama switch'i. Ama aynı mantıkla içerideki cam böyle titriyor. Mesela bakın ben elimi titreştirdiğim zaman bakın. Ya göremiyorsunuz elimi. İşte aynı mantık.